Peki hocam, slaytınızda da bahsettiniz. 2015 yılında yarasada kümelenmesi olduğunu saptanmasından. Günümüzde de bazı hayvanlarda benzer durumun saptanması durumunda gelecek pandemiler önlenebilir mi? Şimdi çok fazla mikroorganizma var. Tabii ki önlenebilir ama dünyanın kaynağı ve zamanı kısıtlı. Mesela o yarasalarla aracılık yapan hayvanların, işte hani burada çiğ et tüketimi, hayvan pazarı özellikle gündeme geldi. Bu nedenle gündeme geldi. Yarasanın kendisi bulaştırmıyor, aracı hayvan yoluyla bulaştırıyor. Özellikle riskli gıda maddelerine belli koşullarda muamele etmek lazım. Çiğ tüketim, çiğ ellemek, işte belki hatırlar toksoplazma dersini dinleyenler benden. Tamam, çiğ et yemiyorsunuz ama köfte yapıyorsunuz. Mesela işte tırnak aralarınıza giren eti almış oluyorsunuz bu şekilde. Yani hepsini tümden değerlendirmek lazım. Bunun içinde eğitim hep söyleniyor. Yani mutfak çok ciddi bir alan. İşte mutfakta kullanılan malzemeler, riskler ve her toplumun belli dinamiği var. O toplumun ona herhalde eğitim ya da bilmiyorum farkındalığı gerekecek. Belli riskleri biliyoruz. Yani mesela eskiden Plasmodium falciparum sadece Afrika'da görülüyordu. Şimdi Avrupa'da da görülüyor. Sinekleri yok edeceğiz. Ama işte sinekleri yok edince acaba zincir bozuluyor mu? Ya da işte keneleri yok edince başka bir şeyler bozuluyor. Bizde de çok mesela Kırım Kongo hemorajik ateşini unuttuk şu an. O da çok ölümcül. Neden unuttuk? Çünkü pandemi yapmadı. Lokal salgın yaptı. Bölgesel yayılım yaptı. Halbuki ölüm oranı %50'nin üzerinde. Şimdi bunun kene eğer uçabilseydi ya da aerosol yoluyla bulaşabilseydi mahvolmuştuk. Her zaman hazır olmalıyız. Bunun için de bunların mekanizmalarını iyi öğrenmeliyiz. Yani bu mikroplar nasıl hastalık yapıyorlar? Virüslerin özelliği ne? Bakterilerin özelliği ne? Bunun için temel bilimlerin çok çok iyi olması lazım.